kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bugün hemen meclisten sonra komisyonumuz tekrar toplanıyor. Yeniden çizimler, yeniden ayarlamalara gidilerek buradaki birçok 1414 zannedersem şikayet vardı. Bu 1414 şikayetin neredeyse 1000 tanesi zaten bizim bu yaptığımız yeni düzenlemelerle ortadan kalkmış olacak. Ben burada tabii vatandaşlarımız uzun süredir bekliyor bu işi. Son 1,5 yıldır tamamen artık durma noktasına geldi ama 12 yıldan beri süre gelen bir durum var. Burada da biz yılbaşına kadar ilk etabı bitirmeyi planlıyoruz. Daha sonra da etap etap şeklinde bölgesel sorunları gidererek bunun da tamamını yine dediğim gibi 3 yılı bulacak şekilde planlıyoruz. Bizim amacımız vatandaşımıza en az mağduriyetle buradan bu sorunu ortadan kaldırmak. Yoksa ben yaptım oldu mantığıyla değil, herkesi, her kurumları, Mimarlar Odası, diğer kurumları da dinleyerek vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetler şimdi bizim önümüzde bir done. Bu da bizim için bir avantaj. En azından şimdi nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var veya nerede yanlışlık yapıldıysa önümüzdeki bu donelerden bu sorunlar çözülecek. Dediğim gibi inşallah en az yara alarak diyelim ya da vatandaşımızın en az mağduriyetini gidererek bu sorunu ortadan kaldıracağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Ağustos ayımız, meclisimiz tatil. Olası bir durum olursa toplantı yapacağız. Ama şu anda önceden alındığı gibi tatil. Eylül ayına kadar da bu imar durumunu yeni değişiklikleri yetiştirmeyi planlıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler. İşler ise 3-5, %3-5 18.000 lira alacak mı hocam? Sen %3-5, 18.000 lira mesela ya da başka bir şey gidebilirsin. Yani bu çözüm değil. Adam benim %70 gitmiş, onun %90 gitmiş, onun %100 gitmiş. Yani 3 dönüm, 5 dönüm gibi olacak. Şöyle zaten burada çok bu konuda mağdur olan şöyle göre 10 ada var tahminen. Çok fazla bir ada yok. Bu yeşil alanlardan kısıtlamaya, sadece yeşil alanda değil. Şimdi işte bu yeni düzenlemede çarşamba günü bir ekip geliyor. Yeniden bir planlama yapacağız. Burada mesela cami yeni kanunda işte 400 metrekarede bir cami bırakılması gerekiyor. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Bazı alanlarda fazlalık bırakılmış. Onları tam sınıra kadar çekerek oradan çıkan fazlalıklar da toplamda bayağı bir yekün tutuyor. Sadece yeşil alanda yani 50 dönümün üzerinde çıkıyor. Yani bu da birçok sorunu zaten ortadan kaldırıyor. %70'in üstüne hocam. %70'i buldum diyor işte. %70'in üstüne hocam. 155. 160 oldu. Onları ağır geliştirdik zaten. Dedim ya bu ilk etaptan sonra etaplama yapılacak. Etaplamadan sonra da 3 yıl sürer dememin sebebi bu. Bölgesel etaplamalar yaparak bu sorunları orada çözülecek. 18 uygulamasında da bu etaplamada herkesin yeri belli olacak. Yani nereden ne alacağı sadece varsayımla değil. 18 uygulaması olacak mı? Tabii bu olacak. O olacak. O olurken de herkesin yeri nereden alacağı belli olacak yani. Başkan ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben Galatasaray 25 yıllık planını ben değiştirdim. 97 yılı. Evet. Ve imar planında 25 yıllıkta tarım alanına yer vererek konuda ben değiştirdim. Daha sonraki süreçte 5 yıllık planı ben yaptım. Evet. Ve hikmetse benden sonraki gelenler Büyükşehir Belediyesi'ne 5 yıllıkları teslim etmedi. Teslim edilseydi Galatasaray'a ne karşı karşıya gelmiyordu. Sen şimdi diyorsun ki imar dairesi başkanıyla görüştü bunlar çözüldü. İmar dairesi bunu askıya çıkarmadan önce neye çözmemiş? Askeri çıkardığım çözme şansı yok çünkü değil. Onaylanmış bir durum var. Onaylanmış değil. Niye onaya göndermiş? Onaya göndermiş. Sorumluluğunu yerine getirmiş. Şimdi sen diyorsun tartışma değil. İmar dairesinde görüştüm çözümü değil. Plan ne zaman kesinleşir? Meclisten geçince kesinleşir. Veya mahkeme kararı verince kesinleşir. Burada kesinleşmiş bir şey yok. Birbirimizi aldatmayalım. Zaten kesinleşmiş bir şey var demedik. Çözeceğiz. Çözüldü diyor. Tamam görüştük çözüldü diyor. İmar dairesine gelecek çözülecek. Sorunları... Senin görevin o değil. Bak bu meclisin yapacağı şu. Komisyona bir tane şehir planı sağlık. Var zaten aldık. Bir tane var alacak. Ya. Dört tane var. Dört tane olması önemli. Onu ihale yapacaksın ona göre alacaksın. İhale de yapacaksın. Rastgele değil. İşte. Rastgele alıyorsun. Ondan sonra... Şimdi ondan şöyle başkanım. Bu işleri bir dakika bak. Bu işleri bilen birisinin komisyona yine alacaksın. Bu şekilde insanları kandırmaya gerek yok. Dağmanı bu yıllar mahvetmektedir. Sen masal anlatıyorsun bunu insanlara. Bu insanlar tanıyor ya. Yazık ya ben 10 sene yaptım. İmar planı yaptırdım ben. Yapma etme. Ben senin arkanda durdum. Ben senin arkanda durdum. Sen bana bile sormadın bir gün. Bir kelime sormadın. Ha bu plan ne olacak diye. Bırak yapma gözünü seveyim. Sen diyorsun ki. İyi
Sen diyorsun ki Denizli'den şehir plancısı buldun. Sen Denizli'den şehir plancısı buldun dediğin zaman ihaleye fesat karıştırmaya girer. Sen yapamazsın. Sen ihale yaparsın, evet. Adam ihaleye girer, alır ve burada konuşmaya çalışır. Sen ihale yapmadan Denizli'den buldun dersen ihaleye fesat karıştırmak. İhale yapma. Yapma. Bu arkadaşlara bak şu mecliste zor durumda bırakıyorsun. Yapma. Bu insanların hatası, bu insanların hatası sana inanıyorlar. Sana inanıyorlar ama yanlış yapıyorsun. Biz de kanunları iyi biliyoruz, okuyoruz. Hayır, hiç bilmiyoruz. Biz siz yapmadınız belediye başkanlığı Dalaman'da. Doğru. Sen benden daha fazla biliyorsun, daha fazla biliyorsun. Ama gördüm ben sen bir senede çantalar, şu yanında bir iş verene çoğu kaybolup gidecek. İyi yapanlardan Allah razı olsun. Ama burada sadece... Hayır, doğru söylemiyorsun. Buraya gelip şov yapmanın anlamı... Şov değil bu. Ben sana kaç kere söyledim. Evine geldiği zaman dedim, Osman Gürün'le görüp geçirme dedim. Ben kalarca söyledim sana. Yapma. Hayır, şov yapmıyorum. Gelmedin de evime. Söylemedin mi? Osman Gürün'ü durduramadım dedim. Niye durduramadın Osman Gürün'ü? Osman Gürün başka parti dedim. Hayır, bu insanlara yanlış yapıyor. Doğruyu söylemiyorsun sen. Sorunlu olanlar... Şu anda sorunlu olmayan adam. Sorun olanlar konuşursa daha çok... Benim de var sorunum. Benim yerimi ne olur ben bilmiyorum. Pazar yerine belki yerine. Niye bakmadınız? İki ay sonra dilekçe vereceğim. Sonucunu alacağım, idare mahkemeye gideceğim. Niye dilekçe vereyim sana? Sana güvenmiyorum ki. Yapacağını bilmiyorum ki. Yapacağım dedi değil ki. Durmadan masal anlatıyorsun burada sen. İmara'yla görüştüm, şöyle olacak. İmara'yla ne görüşeceksin sen ya? Sen meclisinle görüşeceksin. Meclisinle karar aldın. Meclisinle görüştük sen. Tamam, hani komisyon kararı nerede? Bitiremedik işte, uzatıyorsun. Niye yani uzatayım? Hani ya kaç gün üstelerim, o bile belli değil. Üç günde, hayır, günde herkes mağdur mu olsun? Hayır, yanlış yapıyoruz. Hani üç günde... Bu insanlar mağdur edin, bak inşaat sektöründe çalışan işçiler, evet. İnşaat malzemesi satanlar, bu işin müteahhitlerini yapanlar, herkes mağdur olacak. Ama üç günde... Ama belediye de mağdur olacak. Ben sana dedim evime geldiğinde, görüşmeye geldiğinde, senin yanındayım ama bu işi durdur dedim. Bu imar dalamanın başına bela olacak dedim. Komisyondan geçirme dedim. Tamam dedim bana. Yanında bir ansara var. Benden önce geçmiş. Geçmiş diyorsun ondan sonra. Niye geçirmiş Osman Gürün? Geçirmedik. Osman Gürün başka partili miydi? Ya biz şimdi geçmişi hayır. Tartışmıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Geçmişi tartışmıyor diye bir şey yok. Ben sana ilk günden beri söylüyorum. Biz de ilk günden beri söylüyoruz. Bu komisyon geçmiş.